Merhaba sayın seyirciler. Tarih Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Efendim biz geçen hafta Büyük Selçuklu tarihinin devletini konuşmaya başladık. Kuruluşunu ele aldık. Gaznelilerle olan 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaşı'na kadar konuştuk. Bugün ise buradan devam ederek Selçuklu Devleti'nin ilk beyi olarak, sultanı olarak kabul edilen Tuğrul Bey'i ve onun dönemindeki faaliyetlerini konuşmaya çalışacağız. Kiminle konuşacağız? Sevgili hocamız Sayın Doçent Doktor Burak Gani Erol'la birlikteyiz. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam isterseniz şöyle başlayalım. Tabii. Çağrıl ve Tuğrul Beyler ülkeyi yönetiyorlar. Tuğrul Bey sultan. Dolayısıyla bunların arasında bir hükümdarlık çatışması, bir iktidar mücadelesini görmüyoruz. Evet. Neden bunun sebebini nasıl açıklayabiliriz hocam? Şimdi görmüyoruz. İsterseniz bunu bilahare Çağrı Bey döneminin sonunda değerlendirelim. Çünkü evet, şimdi Dandanakan Savaşı'ndan sonra ordu Türk adeti gereği üç kardeş arasında paylaştırıldı. Bunlardan işte Merv ve bunun doğusu Çağrı Bey'e, Nişapur ve bunun batısı Tuğrul Bey'e, evet, Herat ve güneyde Musa Yabgu'ya bırakıldı. Ve akabinde bu her üç kardeş de kendilerine bırakılan bölgelerde fetihlere başladılar. Niçin önce Çağrı Bey'le başlayalım? Çünkü Çağrı Bey'in dönemi Karahanlılar ve Gaznelilerle yapılan savaşları içerir. Aşağı yukarı bu 1059-1060 öldüğü tarihe kadar devam eder. Şimdi biz şeye bakarsak, taksimata bakarsak şunu görürüz. Çağrı Bey sorumlu bölgeleri almıştır. Yani Karahanlılar ve Gaznelilerle mücadelenin olacağı bölgeyi almıştır. Ve diğer taraftan iki kardeş arasında bir vesileyle yapılan mektuplaşmaya baktığımızda da şunu görürüz. Belki dışarıdan her şey süt liman gibi gözüküyordu ama aralarında anlaşmazlıklar muhakkak oldu. Evet. Bunun birkaç örneğini de görüyoruz biz. Ve Tuğrul Bey, Çağrı Bey şöyle söylüyor. Sen diyor Münbit ve Bayındır olan kısmı aldın. Benim payıma ise harap olan kısım düştü. Buradan da biz şunu anlıyoruz aslında. Çağrı Bey saltanatı bırakmanın karşılığında, aslında direkt sorunuzun cevabını da vermiş olduk. Evet. Saltanatı bırakmanın karşılığında devletin iyi olan tarafını almış. Münbit olan tarafını almış. Sorumsuz olan kısmını. Sorumsuz olan kısmını almış. Bir de şunu da görüyoruz tabii. Tuğrul Bey'in, ya da biliyoruz, Tuğrul Bey'in çocuğu yok. Evet. Ve bilahare zaten devlet Çağrı Bey'in oğluna kalıyor. Ya da oğullarından bir tanesine kalacak. Evet. Çünkü aktif olan iki kardeş bunlar. Diğerleri art planda bırakılmış. Kutalmış Bey. Daha doğrusu Arslan Yabgu'nun oğulları. Veyahut da Musa Yabgu'nun oğulları. Evet. Bunlar daha geri planda kalmışlar. Velhasıl kelam aralarında büyük bir sorun olmamış. Sultan Tuğrul Bey başta, sultan, tüm hakimiyet onda. Evet. Diğerleri ise kendi bölgelerinde özerkler. Ve zaten bu taksimat neticesinde Selçuklu Devleti de büyüyebilmiştir. Daha doğrusu Tuğrul Bey'in olan kısmı, yani batı kanadı büyüyebilmiştir. Çünkü batıda Tuğrul Bey tamamen sorunsuz bir araziyle karşılaşmıştır. Göreceğiz, en büyük rakip Bizans. Evet. Bir de Büveyhiler var. Büveyhiler zaten çöküş dönemine girmiş. Yani onun karşısında durabilecek olan kimse yok. Dolayısıyla İran arazisini o çok kolay ve rahat bir şekilde ele geçirebiliyor. Evet. Ama Çağrı Bey her daim Gaznelilerle ve Karahanlılarla mücadele yapmak durumunda kalıyor. Şimdi Çağrı Bey tahta geçtikten, daha doğrusu Çağrı Bey kendi kısmını aldıktan sonra ilk olarak Belh'e yöneliyor. Evet. Ve 1040 tarihinde burayı alıyor. Ama
karşısına tabii ki hemen burası teslim olmuyor daha doğrusu. Sultan Mahmut, özür dilerim, Sultan Mesut buraya askerlerini gönderiyor. Kendisi gelmiyor. Hacibini gönderiyor, komutanlarını gönderiyor. Kendisi çünkü Selçuklu tehdidinden uzak olmak istiyor ve netice itibariyle de o Selçuklulardan kurtulmak maksadıyla Hindistan'a gidiyor ve bu yol boyu gittikten sonra da orada köleleri tarafından öldürülüyor. Evet. Ganimetine konabilmek maksadıyla, ganimetine, daha doğrusu hazinesini elde etmek maksadıyla ve daha sonra onun yerine oğlu Mevdut geçiyor. Şimdi biz Mevdut döneminde şunu görürüz. Büyük Selçuklular, özellikle Çağrı Bey'in arazisi sürekli olarak Mevdut'un tehdidi altında. Ve bir diğer sıkıntı Harizm'de. Şimdi 1034 tarihinde orada bir karşımıza figür çıkmıştı, Şah Melik. Bu Şah Melik, Cent hakimi, Oğuz Yavgusu'nun torunu ve Harizm'de bulunan Büyük Selçuklu kuvvetlerine bir baskın yapmış, yaklaşık 8 bin kadın, çocuk, erkeği öldürmüş idi. Hı. Ve zaten Selçukluların Gazne arazisine girmesi de bundan sonra olmuştu. Hı. Çünkü onun tehdidinden kaçmışlardı. Sebeplerden en büyük olanı da buydu. Ve bu Şah Melik Harizm'e tekrar giriyor. Çünkü Gazne'nin Mesut Dandanakan Savaşı'na giderken bu bölgeyi ona bırakmış. Bu haber geldikten sonra hemen Çağrı Bey o tarafa yöneliyor. Şah Melik çekiliyor. Daha sonra tekrar geliyor. Netice itibariyle Tuğrul ve Çağrı Beyler bu eski düşmanlarına karşı bir ittifak oluşturuyorlar. Evet. Ve birlikte Şah Melik'in üzerine yürüyerek onu ortadan kaldırıyorlar. Ve akabinde Gaznelilerle tekrar mücadeleler devam ediyor. Hatta ve hatta bu mücadeleler esnasında işte Çağrı Bey yeniliyor ve devreye Alparslan giriyor. Alparslan ilk defa 14-15 yaşlarındayken babasının hasta olduğu bir durumda mücadeleye girip devletini kurtarıyor. Ve bunun karşılığında da kendisine bir arazi veriyor. Aşağı yukarı Belk, Toharistan, Vahş denilen arazi kendisine veriliyor. Ve daha sonra biz Gazneli Mesud'un da öldüğünü, özür dilerim, Mevdud'un öldüğünü, Mesud'un oğlu Mevdud'un da öldüğünü 1049'larda yerine iki tane, onlar 20'şer günlük kendisinden sonra veliahtın geçtiğini ve akabinde de devletin bir hacibin eline geçtiğini, Hacip Tuğrul'un eline geçtiğini görüyoruz. Bu Hacip Tuğrul döneminde de Selçuklu arazisine yapılan akınlar var. Ama netice itibariyle bu Tuğrul ortadan kaldırılıyor. Kim tarafından? Hindistan orduları komutanı Hırhis tarafından. Ve onun döneminde gerçekten ciddi savaşlar var Selçuklularla. Bir kere daha, hatta Çağrı Bey yeniliyor. Bir kere daha işin içine Alparslan giriyor ve Alparslan Hırhiz'i mağlup ediyor ve iki devlet arasında bir anlaşma yapılıyor. Bundan sonra artık Gazneliler Selçuklular için tehdit olmaktan çıkıyor. Ve arkasından Karahanlı, Büveyhi ve Gazne ittifakı var Selçuklulara karşı. Daha doğrusu bu da aşağı yukarı tam şey zamanında olmuş. Bu Mevdud'un ölümünden hemen sonra, yani daha bu Hırhiz aslında gelmeden. Hı. Orada da şu hadise yaşanıyor. Mevdud ölüyor Gaznelilerden ve Büveyhilerden Ebu Kalincar'dı zannedersem anlaşma yapılan şahıs, o ölüyor ve Karahanlılardan Arslan Bey Selçuklularla barış yapıyor. Çağrı Bey ile barış yapıyor ve bu mesele de burada kapanıyor. Çağrı Bey aşağı yukarı 1059 ya da 1060 tarihinde Seras'ta ölüyor. Evet. Ve arkasından Merv'de defnediliyor. Evet. Eğer Çağrı Bey olmasaydı Selçuklu Devleti olmazdı. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Çünkü 1040'a kadar devletin askeri gücünü, askeri aklını idare eden Çağrı Bey'dir. Hı. Hem Dandanakan Savaşı'nda
hem Seras hem daha önceki Nesar savaşlarında Tuğrul Bey de dahil olmak üzere bütün devlet erkanı kaçma taraftarı. Sultan Mesut'la savaşa girmeme taraftarları. Hı. Ama onları savaşa ikna eden, onlara başarılı olacağız motivasyonunu yerleştiren ve ikna eden Çağrı Bey. Ve bundan mütevellittir ki Çağrı Bey devletin kuruluşuna kadar Selçuklulardaki en önemli figürdür. Başında da ifade ettiğimiz gibi daha sonra Doğu Kanadı almış. Hep bu problemlerle kendisi yüzleşmiş. Oldukça dirayetli bir asker. Oldukça dirayetli bir komutan. Ama yapı itibariyle de biraz da sert. Yani Tuğrul Bey'in yerine eğer Çağrı Bey başa geçmiş olsaydı devlet belki bu kadar büyüyemezdi. Çünkü bunda Tuğrul Bey'in ılımlı politikası veya da devlet adamı fikri ağır basmış. Çağrı Bey belki, bu tamamen benim yorumumdur, çok kişi katılabilir katılmayabilirdi ama Timur gibi bir devlet adamı olabilirdi. Yani çok yere yayılırdı ama sertliğiyle ön plana çıkardı. Çünkü biz biliyoruz ki Çağrı Bey yağma taraftarı, Tuğrul Bey ise daha ziyade halkın gönlünü kazanmaktan, gönlünü almaktan yana. Diğer taraftan Tuğrul Bey'in yaptığı taktik doğru tabii ki. Onun yaklaşımı doğru. Çünkü devletin kurulduğu arazi bir Müslüman arazisi. Yani bunlar o Bizans dönemini, Bizans'la olan mücadelelerini saymazsak devlet İslam arazi, İslam topraklarında kurulmuş. Dolayısıyla siz buradaki halkın gönlünü almalısınız. İşte yerleşebilmeniz için. Yerleşebilmek için ve kabul görebilmeniz için. Yani sertlikte, icbarla, zorlukla, esir alarak, yağmalayarak buralarda bir neticeye varamazsınız. Ve Tuğrul Bey bunu ziyadesiyle yapıyor. Peki o zaman şöyle devam edelim hocam. biliyoruz ki Büyük Selçuklu Devleti'nin toprakları Bizans'a, Anadolu'ya, dolayısıyla evet, Abbas Halifeliği'nin sınırlarına kadar genişledi. Öncelikle Bizans'a bakalım. Bizans'la olan ilişkilerine bir değinelim hocam. Neler söyleyebiliriz bu konuda? Şimdi Tuğrul Bey kendisine taksim edilen araziye Nişapur'a geldi. Ondan sonra da hızlı bir şekilde Rey şehrini ele geçirdi. Rey şehri. Bugün Tahran'ın bir banyosu konumunda. Hatta oraya bir tren dahi var. Trenle dahi ulaşılabiliyor. Tahran'dan aşağı yukarı herhalde 90 kilometre uzaklıkta, 45 ya da 90 kilometre uzaklıkta olsa gerek. Ben de birkaç sefer gitmişim. Tuğrul Bey Rey şehrini ele geçiriyor ve başkentini buraya taşıyor. Burayı başkent yapıyor. Buranın başkent olması demek devletin yönünü artık tamamen batıya çevirmesi demek. Biraz önce de söylemiştim zaten. Buralarda bir Büveyhoğulları var. İran Büveyhoğulları hakimiyetinde. İran'ın geneli. Ve bu Büveyhoğulları artık çöküş dönemine gelmiş. Daha doğrusu duraklama dönemine gelmiş. Zaten Bağdat'ın Tuğrul Bey'in Bağdat'a gelmesiyle 1055'te bu devlet sona erecek. Dolayısıyla Tuğrul Bey hızlı bir şekilde ilerlemiş ve yayılmış. Ve bundan sonra artık Bizans veyahut da Anadolu seferleri var. Bunun başlıca sebebi Türkmenler. Şimdi şunu görüyoruz biz. Devlet içinde veyahut da devlet kurulduktan sonra sürekli olarak bir Türkmen göçü var. Ve bunlara yeni yerler lazım. Yeni otlaklar lazım. Ve bu Türkmenler büyük şehirlerde, daha doğrusu yerleşik yerleşmenin olduğu yerlerde büyük zararlara yol açıyorlar. Geçen programda da bahsetmiştik. Bunlar hayvancılıkla uğraşıyor doğal olarak ve 300-500 tane küçükbaş yok yanlarında. Binlerce var. Yine de küçükbaş üzerine hocam. Tabii ki. Hep küçükbaş ve binlerce bunlar. Yani gittikleri yeri tarumar ediyorlar ve diğer taraftan çok büyük otlaklar lazım. Ve İbrahim Yinal bunları ilk olarak onun arazisine giriyorlar. Daha doğrusu kesif olarak batıda. Ve onlara diyor ki sizin için hayırlı olan Anadolu'ya gitmeniz. Ki Tuğrul Bey de bunu istiyor. Yani bir şekilde bunları Bizans arazisine nakletmek ve olur da buralarda fetihler yaparlarsa
hem devlet lehine toprak kazandırmış olacaklar, hem de kendileri yerleşecek. Böylelikle bir taşla iki kuş vurulmuş olacak. Hem Türkmenlerden kurtulunacak, hem de Bizans aleyhine genişlemede bulunmuş olunacak. Hı. Ama ve lakin bu Türkmenler ilk önce bu Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyorlar. İşte burada daha özür dilerim, önce Azerbaycan'a ve daha sonra Güneydoğu'ya geliyorlar. İşte Diyarbakır, Selvan, Mardin, Cizre, Nusaybin, Sincar ve hatta Musul civarında faaliyetlerde bulunuyorlar ama başlarında bunların bir komutan olmadığından, daha doğrusu komutanları da var. Lakin Bizans'la savaşacak kapasitede, nitelikte, güçte komutanları olmadığından başarısız oluyorlar. Diğer taraftan bütün bu saydığım ahalideki Müslüman hükümdarlar da bu Türkmenlere cephe alıyorlar. Bunların aşağı yukarı hepsiyle savaşılıyor. Ve Türkmenler başarısız oluyorlar. Evet. Çünkü henüz evet bir sayı, bir nicelik var ama başarı kazanacak kadar değil. Ve en nihayetinde artık Tuğrul Bey bu duruma kendisi el koyuyor. Ve önce Azerbaycan ahalisinin, daha sonra da bu Doğu Anadolu bölgesinin ele geçirilmesi için bir emir veriyor. Ve bunun için de Hasan Bey, Yakuti ve de Kutalmış Beyler, yani Musa Yabgu'nun, Çağrı Bey'in ve de Arslan Yabgu'nun oğulları bu görevle görevlendiriliyorlar. Bunlar önce Azerbaycan ahalisine gidiyorlar 1048 yılında. 1047 yılının sonları, 1048'in baharı olsa gerek. Azerbaycan arazisine gidiyorlar ve oradan daha sonra bu Güneydoğu Anadolu bölgesine geliyorlar. Şimdi neden doğrudan işte bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden geçmiyorlar? Çünkü ya da kısa olan yoldan ya da haritayı açtığımız zaman biz şunu görebiliriz. Ya işte neden dümdüz buradan gitmiyorlar da ta Azerbaycan'ı dolanıp iniyorlar. Genellikle bir seferlerinde böyle yap. Anadolu seferlerinin böyle olduğunu görürüz. Kuzey doğrudan dolanarak. Tabii. Yani Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya giriliyor. Çünkü o zamanki imkan şartları, ulaşım şartlarıyla, o zamanki imkanlarıyla şimdiki bir değil. Biz şimdi haritadan en kısa yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. Evet. Ama o zamanlar genellikle ordular vadileri tercih ediyor. Çünkü vadi tabanları ulaşım için oldukça kolay, elverişli ve kolay. Evet. Ve Hakkari'de Zapsuyu kenarında bunlar Bizans pususuna düşüyorlar. Evet. Ve Hasan Bey şehit ediliyor. Kutalmış Bey zaten devreye girmemiş. O arka planda kalmış ve bunlar ve Hasan Bey özür dilerim şehit ediliyor. Hemen evet. İbrahim Yinal bir intikam seferi için görevlendiriliyor. Yanında Kutalmış Bey var. Ve netice itibariyle İbrahim İnal ve Kutalmış Pasinler bölgesinde, Erzurum'un Pasinler içerisinde, Hasan Kale civarında işte bugünkü Bizans ordusunu bir mağlubiyete uğratıyorlar. Evet. Yaklaşık 4-5 ay sonra, Hasan Bey'in şehadetinden 4-5 ay sonra ki Tuğrul Bey bununla ilgili kati bir emir vermiş. Bizans ordu komutanı Liparit barış için elçi göndermişse de hiç buna tevessül edilmemiş, hiç bunun yüzüne bakılmamış ve yapılan savaşı Selçuklular kazanıyor ve Liparit esir ediliyor. Ve daha sonra bu Liparit herhangi bir fidye alınmadan serbest bırakılıyor. Bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmanın en önemli maddeleri de Bizans'tan vergi isteniyor. Bizans bu vergiyi vermiyor. İşte İstanbul'da bulunan bir cami onarılacak. Bizans arazisinde artık Abbas halifesi adına hutbe okutulacak ve akabinde buradaki caminin üzerinde de zaten bu giriş kapısına ok ve yay sembolü yerleştiriliyor. Yani artık Bizans Selçukluların, daha doğrusu Abbasi halifesinin büyüklüğünü tanımış oluyor. Evet. Buradan Anadolu'ya yaptığı faaliyetlerle alakalı da bir şeyler söyleyebilir miyiz hocam? Yani zaten bundan sonra bu 1048 tarihinden sonra çok fazla Anadolu'yla Tuğrul Bey ilgilenemiyor. Ta ne zamana kadar? 1054'e kadar. Şimdi arada bir İbrahim Yinal'ın isyanı var. İbrahim Yinal isyan etmiş. Çünkü kendisine vaat edilen topraklar verilmemiş. Sermaç Kalesi'ne
sığınıyor. Ama daha sonra bu kaleden inmek zorunda kalıyor. Tuğrul Bey kendisini affediyor ve bir daha isyan edeceği tarihe kadar, yani Musul'un ona verileceği tarihe kadar aşağı yukarı 10 sene sonra falan, 1058-1059'lara kadar, hatta 1058'e kadar şeyde kalıyor. Tuğrul Bey'in yanında kalıyor. O zaman İbrahim Yinal ve Kutalmış isyanlarına döneceğiz. Abbasi ilişkilerinden önce Anadolu ile alakalı eğer bahsimiz, daha bahsedeceğimiz bir şey yoksa Abbasi konusuna ilişkilere geçelim. Yani şunu söyleyebiliriz. Tuğrul Bey Bağdat'a gitmeden önce bizzat kendisi Anadolu'ya bir sefer yapıyor. Evet. Üç orduyla yine Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya geliyor. Evet. Doğu Anadolu'da bir ordu üçe ayrılıyor. Burada Malazgirt kuşatılıyor. Kars kuşatılıyor. Ama başarılı olunamıyor bu her iki kuşatmada da. Malazgirt tekrar kuşatılıyor. Ama artık kış mevsiminde gelmesi itibariyle çok fazla durulmuyor bu arazide. Evet. Ve arkasından Bağdat'a yöneliyor. Şimdi Abbasilerle olan ilişki. Evet, Abbasilerle münasebetler. Şimdi Selçukluların Abbasilerle münasebetleri aslında 1038'e kadar dayanıyor. Geçmişe dayanıyor tabii. İlk defa 1038 senesinde Abbasi halifesi Selçuklularla münasebet kurmuş. Onlardan bu ele geçirdikleri bölgelerde mutedil olmasını talep etmiş. Daha sonra tekrar ilişkiye geçiyor. İşte kendisine bağlı olmasını istiyor Selçukluların. Vergi talep ediyor onlardan, ele geçirdikleri yerlerden. Selçuklular Abbasi halifesine bağlı olduklarını söylüyorlar ama bu vergi olayını reddediyorlar. Evet. Ve 1055 tarihinde Tuğrul Bey Bağdat'a varıyor. 1054'te yola çıkıyor, 1055'te varıyor. Gitmesindeki en önemli sebep Abbasi halifesinin ısrarlı davetleri. Tam 4 sefer çağırıyor Tuğrul Bey ve Tuğrul Bey 4.sünde artık icabet etmeye karar veriyor. Evet. Ve bu esnada Bağdat Büveyhoğullarının işgali altında. Daha doğrusu Büveyhoğulları ele geçirmiş Bağdat'ı. Ve yakın bir tarihte de değil, tabi 945 tarihinde gelip Bağdat'ı ele geçirmişler ve Reis-ül Rüesa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Unvanı almışlar. Muizzet Devle unvanı almış ele geçiren şahıs. O zaman bu Büveyhoğulları Şii miydi? Şii, evet. Hmm. Şiiler bunlar. Şii Büveyhoğulları. Ve akabinde Abbas halifelerini bunlar ellerinde oyuncak etmişler. Evet. Hilafete son vermiyorlar çünkü kendi hakimiyetlerini o sünni topraklarda kabul ettirebilmek için. Yoksa çoktan hilafeti ortadan kaldırırlar. Hmm. Yani Abbas halifesinin artık sadece ismi var. Ve onun nüfuzundan faydalanıyorlar. Tuğrul Bey büyük bir orduyla geliyor. Bu sırada bu şeyin devletinin, Büveyhoğulları devletinin sultanı, hakimi Melikür Rahim Hüsrev ve onun başkomutanı Arslan Besasiri Bağdat'ta değiller. Vasıttalar. Vasıt diye bir şehirdeler. Bu Melikür Rahim Hüsrev Bağdat'a geliyor. Arslan Besasiri buradan çekiliyor. Yani Selçukluların karşısına çıkmıyor. Arslan Besasiri bu arada Türk. İsminden de belli olduğu gibi. Ve Tuğrul Bey Bağdat'a geliyor. Daha sonra Bağdat'tan içeriye giriyor. Ve burada bir Selçuklu hakimiyeti tesis ediyor. Bir ayaklanma sebebiyle, Irakların bir ayaklanması sebebiyle bu Melikür Rahim, yani Büveyhoğulları hakimini tutuklatıyor. Ve artık bundan sonra Bağdat'ta tamamen Selçuklu hakimiyetini görüyoruz biz hutbelerde de. Hatta bu şahıs tutuklanmadan, Melikür Rahim tutuklanmadan aslında Tuğrul Bey'in adı Abbas halifesinden sonra Bağdat'ta hutbede okunmaya başlamış. Buna tabii Abbas halifesi de gönüllü olarak da Tuğrul Bey'i davet ediyor. Dolayısıyla koruması, bir nevi onun koruması altına giriyor. Tabii ki himayesi altına giriyor. Aslında şunu göreceğiz biz. Abbas halifesinin zannı şu: Tuğrul Bey gelecek, beni kurtaracak, daha sonra geri dönecek. Öyle olmuyor. Ama işler öyle olmuyor. Tuğrul Bey geliyor, ilk seferinde Bağdat'ta yaklaşık 13 ay kalıyor. Ve hatta o burada Darül Memleke diye bir saray yaptırıyor.
ya da daha önce var olan bir sarayı onartıyor, bir burayı mahalle haline getirme çabası da bulunuyor. Yani anlaşılıyor ki Tuğrul Bey Bağdat'ta kalıcı. Evet. Zaten aşağı yukarı 1055'ten öldüğü 1063 tarihine kadar, yanlış olmasın, 5-5,5 yılını da Bağdat'ta geçiriyor. Yani öyle misafir olarak ya da turist olarak gelip Bağdat'ı geleyim, göreyim, gelmişken de Abbasi halifesini kurtarayım değil, oraya yerleşiyor. Evet. Ve arkabinden Arslan Besasir artık devreye giriyor. Bunun üzerine Kutalmış Bey gönderiliyor ama kendisi başarısız oluyor. Evet. Kutalmış Bey başarısız oluyor. Tabii bu arada bir Resul Tekin isyanı var. İsyan ediyor ama tedip ediliyor. Bastırılıyor onun bu isyanı. Hatta zincire vuruluyor. Ve arkasından Tuğrul Bey 1055'te geldiği Bağdat'tan 1057 Ocağı'nda ayrılıyor. Arslan Besasiri'nin peşine düşüyor. Ki bu Kutalmış Sincar yakınında Arslan Besasiri'ye yenilmiş. Burada yenildikten sonra Sincar halkı Selçuklulara çok kötü davranmış. Geride kalanlarına esir etmişler onları. Daha sonra göreceğiz, Tuğrul Bey burayı kuşattığında işte Selçukluların başlarını kale burçlarından atıyorlar. Tahkir etmek maksadıyla, tezif etmek maksadıyla Selçukluları ve sultanı. Ve buna son derece öfkeleniyor sultan. Evet. Bu Sincar ele geçiriliyor ve buradaki bu işleri yapanlar katlediliyorlar. Ve daha önce de Diyarbakır bölgesine gidiliyor. Buralarda faaliyetlerde bulunuyor ve aşağı yukarı Aralık ayında tekrar Bağdat'a dönüyor. Evet. Sultan Tuğrul Bey. Ve bu 1057 senesinde Bağdat'a döndüğünde de onun kıymeti anlaşılıyor. Çünkü yokluğunda hem Abbasi halifesi hem Iraklılar Arslan Besasir'i tehdidiyle yüz yüze gelmişler. Tekrar onun Bağdat'ı ele geçirme endişesini yaşamışlar. Çok sıcak karşılanıyor Tuğrul Bey. Aslında Bağdat'a ilk geldikten sonra ona hem Abbasi halifesi hem Iraklılar biraz tepki göstermişler. Hem Bağdatlılar tepki göstermişler. Sanki istenmeyen bir misafir muamelesinde bulunulmuş. Çünkü burada Selçuklu askerleri de aslına bakarsanız biraz gürültü patırtı da yapmışlar anlaşıldığı kadarıyla. Ama bu ikinci geliş öyle olmuyor. Son derece iyi karşılanıyor. Ve burada işte ünvanlar veriliyor Tuğrul Bey'e. Abbas halifesi tarafından, o bizim meşhur bildiğimiz El Melikül Maşrik vel Magrib, yani Doğu'nun ve Batı'nın sultanı, Kasım-ı Emir-ül Mü'minin, yani halifenin ortağı ve şeriki ve Rüknüt Devle. Rüknüt Devle ünvanı. Ne demek bunlar? İşte artık halife şey yapmış, dünyevi gücünü Selçukluların Tuğrul Bey'e bırakmış. Evet. Ve kendisine sadece dini gücü kalmış. Aslına bakarsanız olmayan bir gücü Selçuklulara vermiş, Tuğrul Bey'e vermiş oluyor. Sembolik çünkü, olarak. Sembolik olarak. Çünkü zaten halifenin bir gücü yok. Evet. Biz bunu zaten çok önceden beri biliyoruz. Evlilik de yaşanmış galiba o zaman. Evlilik yaşanıyor. Şöyle, ilk evlilik Çağrı Bey'in kızı ile Abbas halifesi arasında yaşanıyor. Abbas halifesi oğlunu aslında bu Çağrı Bey'in kızı ile evlendirecek ama bu oğlan erken ölüyor. Evet. Halife kendi alıyor Çağrı Bey'in kızını. Evet. Bu yönde zaten teşebbüste bulunuyor ve böylece ilk evlilik gerçekleşmiş oluyor. Arslan Hatun'du. Hatice Arslan Hatun'du yanlış hatırlamıyorsam ismi de. Arkasından İbrahim İnal'ın bölgede faaliyetleri var. O Musul'u ele geçiriyor. Ve akabinde artık İbrahim İnal'ın biz isyanını görüyoruz. Kutalmış da vardı o zaman. Efendim? İki isyan var galiba. Kutalmış'ınki sonra. Kutalmış'ınki en son olacak. Evet. Hatta şimdi söyleyelim, Kutalmış da yine kendisine hakkı verilmediği sebep gerekçesiyle kardeşi Resul Tekin de yanında olduğu halde Girtkuh Kalesi'ne çekiliyor. Evet. Tuğrul Bey onun son derece ciddiye alıyor. Üstüne gidiyor ama yeniliyor. Çünkü o kale oldukça müstahkem bir kale. Evet. Ve Tuğrul Bey ölene kadar da
kut almış, kaleden inmiyor. Daha sonra Alparslan'la mücadele etmek için kaleden inecek. Yani o kalede kalıyor. Hatta o Girtkuh Kalesi öyle bir yer ki Moğollar burayı 200 sene sonra kuşatıyorlar. 16 yıllık bir kuşatmanın arkasından ele geçiriyorlar. Moğollar 16 sene kuşatıyorlar burayı. Kalenin teslim olmasındaki sebep de yiyecek içecek bitmesi falan değil. Yok yok, o değil. Yiyecek elbiseleri kalmamış. Allah. Bundan dolayı teslim oluyorlar. Evet. Ve İbrahim İral isyan ediyor abisine ama bu sefer artık o Fatimi halifesiyle de işbirliğine girmiş. Evet. Son derece planlı bir şekilde isyan etmiş. Hemedan'a gidiyor İbrahim İnal. Buradan kendisine güç kuvvet destek buluyor Türkmenlerden. Tuğrul Bey bunu takip ediyor. Ama Hemedan'ı ele geçiriyor Tuğrul Bey. İşin bittiğini zannediyor ama öyle değil. Evet. Orada tutsak oluyor bir anlamda. Yani hemen kuşatılıyor İbrahim İnal tarafından. Bu esnada işte devreye sultanın eşi giriyor, Altuncan Hatun. O hemen, o çünkü daha önce Vezir Kündüri ile birlikte Bağdat'a gönderilmiş. Bu Altuncan Hatun hemen orada Bağdat'ta durumu toparlıyor. Ki Kündüri artık Tuğrul Bey'den umudu kesmiş, Amidül Mülk unvanı. Tuğrul Bey'den ümidi kesmiş. Yerine onun üvey oğlu Anuşirvan'ı tahta geçirmeye çalışıyor ama Altuncan Hatun buna kesinlikle muhalefet ediyor ve nihayetinde o Bağdat'tan ayrılıyor. İbrahim İnal'ın üzerine yürüyor. Tam bu esnada Tuğrul Bey kaleden kaçmaya muvaffak oluyor. Rey şehrine geliyor. Burada eşiyle birleşiyor. Yeterli desteği buluyor. Ve tabii bu arada Çağrı Bey'in oğullarından destek istiyor. Çağrı Bey bu sırada hasta. Onun oğlu Alparslan. Ve diğer kardeşler hemen yardıma geliyorlar ve amcalarını İbrahim İnal'dan kurtarıyorlar. Tuğrul Bey'i kurtarıyorlar. Tuğrul Bey'i kurtarıyorlar. İbrahim İnal ve Ertaş'ın oğulları Muhammed ve Ahmet hemen orada öldürülüyorlar. Artık affedilmiyorlar. İbrahim İnal bir kere affedilmişti. Evet. İkinci sefer affedilmedi. Ve bu arada Arslan Besasir'i Bağdat'a girmiş. Yanında Rahbe hakimiydi yanlış hatırlamıyorsam. Kureyş olduğu halde. Ve bu ikisi şey yapmışlar. Halifeyi esir almışlar. Aralarında anlaşamamışlar. O yüzden Hades-i Ane kalesine gönderiliyor halife. Ve burada Bağdat'ta ikisi var. Sultan Tuğrul geliyor tekrar Bağdat'a. Bunlara ilk önce diyor ki halifeyi serbest bırakın. Sizi affedeyim. Bu arada Hatice Arslan, halifenin eşi, Çağrı Bey'in kızı orada. Bu hemen Tuğrul Bey'e gönderiliyor tabii Kureyş tarafından. Ve netice itibariyle yapılan bir savaş var Rey önlerinde. Özür dilerim, Rey Suriye civarında. Bu şeyle, neydi adı? Büvehi? Yok yok, Büvehilerden, evet. Büvehilerden Arslan Besasiri'yle savaş yapılıyor ve neticesinde Arslan Besasiri öldürülüyor. Ve devlet çok büyük bir tehlikeden kurtulmuş oluyor. Bundan sonra 1260 senesinde 59-60'larda Altuncan Hatun ölüyor, Tuğrul Bey'in eşi, ve ölmeden önce bir vasiyet ediyor eşine, Tuğrul Bey'e. Diyor ki halifenin kızıyla evlen, hem bu dünyada hem öbür dünyada saadeti bul. Çünkü hilafet makamına Türkler özel bir anlam yüklemişler. Ama halife kızını vermek istemiyor. Tehdit ediliyor. En sonunda o kendisine göre zor şartlar öne sürüyor. Diyor ki Vasıt şehrini isterim, Tuğrul Bey Bağdat'ta kalacak ve 300 bin dinar da mehir isterim. Halife tamam deniliyor ama o gene vermeye yanaşmıyor. Ve tabiri caizse 1,5 seneye yakın müzakerelerde bulunuyor. Halife vermem diyor. Tuğrul Bey'in çevresindekiler ve Tuğrul Bey alırım diyor. Halife bir ara sinirlenip ben Bağdat'ı terk ederim diyor. Üzerine birkaç kez kuvvetle gidilecek oluyor. İktalar alınıyor. Ve en nihayetinde buna ikna ediliyor. Ve 1,5 sene sonra falan bu nikah kıyılıyor. 2 sene sonra. Tuğrul Bey kızı almak için bilahare
Bağdat şehrine geliyor 1063 senesinde. Ama artık yolda hastalanmış ve düğün yapılıyor burada. 7 gün 7 gece işte davullar vuruluyor, Türkçe şarkılar söyleniyor. Evet. Dönüş yolundayken biz artık Tuğrul Bey'in iyice hastalandığını görüyoruz. Bu civar 70 küsur yaşlarında 70, değil mi? 69-70 yaşlarında. Evet. Ve Rey şehrine götürülüyor ve burada vefat ediyor. 1063 senesinde yaklaşık 69-70 yaşında olduğu, evet, tahmin ediliyor. Yani Çağrı Bey'le arasında 2 ya da 3 yaş fark var. Ve nihayetinde Tuğrul Bey dönemi sona eriyor. Şimdi, evet, Tuğrul Bey Selçuklu Devleti'nin gerçek kurucusu. Yani Çağrı Bey askeri seferleri yapmış ama Tuğrul Bey idareci olarak devleti kurmuş ve bunu Batı'da yerleştirmiş. Dolayısıyla Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi Selçuklu Devleti'nin tam anlamıyla kuruluş dönemidir. Ve temelinin her ikisi, oturtulduğu temelinin dönemdir. Tam anlamıyla oturtulduğu dönemdir. Evet. Ve akabinde zaten Alparslan gelecek. Tuğrul Bey ölmeden önce Çağrı Bey'in bir diğer olur Süleyman'ı şey yapıyor, veliaht tayin ediyor. Evet. Ama bu gerçekleşmiyor tabii ki. Ve Alparslan tahtı ele geçiriyor. Tuğrul Bey'den sonra. Onu zaten ayrıca konuşacağız, evet, zaten hocam. Peki hocam, nasıl vefat ettiğinden bahsettik zaten. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Selçuklular dönemi Türk İslam tarihinin en önemli dönemidir. Evet. Temelin atıldığı dönemdir. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Haftaya Alparslan'la devam ederiz. Evet, Alparslan'la devam edeceğiz. Biz programlarımızda kitap tanıtımı yapıyoruz. Hazırlarımızın tavsiyeleri. Sayın yönetmenim, iki tane görselimiz vardı. Onlara getirebilirsek. Evet. Birincisi Sayın Profesör Doktor Osman Tuğra'nın Selçuklular zamanında Türkiye Ötüken yayınlarından çıkan bir eser. Yine Sayın Profesör Doktor Osman Tuğra'nın Selçuklular ve İslamiyet, yine Ötüken yayınlarından çıkan bir eser. İkinci görselimizde ise Engin Ayan Sultan Tuğrul Bey Kronik yayınlarından çıkan bir eser. Son olarak ise Profesör Doktor Mehmet Altay Köymen'in Tuğrul Bey isimli kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından çıkan bir eser. Burak Hocam bunları bize tavsiye etti. Biz de size okumanız için öneriyoruz. Efendim, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.